Günaydın Doktor da Profesör Doktor Ferhan Öz konuğumuz, kulak burun boğaz uzmanı. Hoş geldiniz hocam. Günaydın, hoş bulduk. Tam iyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş konusu oldu Onur hocam. Sabah sesim çıkmıyor diyor. Ben sabah dedim ki çıkıyor. Yani ne kadar rahat bir gün geçecek bizim için diye söylüyordum. Ben hiç düşünmüyorum. Hilal'imin sesi böyle gayet güzel çıkıyor. Evet. Sağ olun. Sık sık ses problemi yaşıyor musunuz? Evet, sık sık ses problemi yaşıyorum ve sesimle çalışan bir insan olarak gerçekten çok zorlanıyorum hocam. Bence ses hastalıkları gerçekten bir takım meslek gruplarında çok önemli. Sizin gibi yapımcılarda, spikerlerde. Biz cerrahlarda. Cerrahlarda o kadar önemli değil. Çok sesimizi kullanmıyoruz. Olmaz mı Ferhan Hoca? O ameliyathanede istediğim malzeme gelmeyince benim sesim 8. kattan duyulur yani. O zaman sizin ameliyathanedeki konumunuz farklı. Bizim ameliyathanelerde o kadar yüksek sesten çok konuşmuyoruz. Aynı ameliyathaneyi kullanıyoruz ama hocam. Şimdi çok enteresan. Sesimiz nasıl oluşur? Ses nasıl oluşur? Ses aslında akciğerlerden çıkan havanın iki tane ses teli arasından geçerek bir titreşim yapması. Ondan sonra da bizim ağız boşluğumuz, burun boşluğumuz ve geniz boşluğumuzda rezonansını kazanması dilimizde karakterini verdiğimiz bir akustik enerjidir. Ama bu kadar basit değil. Evet. Tabii herkesin sesi farklı. Sizin farklı, sizin, benimki farklı. Yani aslında bizim karakterlerimizi de yansıtıyor. Aynen bir parmak izi gibi. Çok değişkendir ve birçok etkenden oluşur. Örneğin yaştan değişir. Çocukları bir düşünelim. Yeni doğan çocuklarda kız ve erkek seslerini ayırt edemeyiz. Hepsi aşağı yukarı 500 Hz'lik bir frekansta. Bir de gür çıkıyor çocukların sesi. Derken yavaş yavaş bunlar değişmeye başlar. Hı hı. Gelişim süreci içinde. Erkeğinki mesela blue çağına geldiğinde çocuk baba anne falan derken bir gün bir sabah baba anne diye daha kalın bir sesle uyanır. İşte bu değişimi yaşar erkek. Ve frekansı pat iner. Bayanda ise yavaş yavaş azalmaya başlar. Yaşlandıkça hafif böyle maskülen bir sese doğru gidişat başlar. Daha çok menopoz dönemine geldiğinde bunun en güzel örneklerini görürüz. O dönemde daha maskülenleşebilir. Ama bayan sesi her zaman için erkeğe göre daha ince gider. Ses bizim psikolojimizden de ilişkili olarak değişiyor. Yani ben sinirleneyim o ses gider. Evet. Sesim kısılır hemen. Heyecanlandığınızda değişebilir. Tabii. Sinirlendiğinizde değişebilir. Yani baktığınız zaman bir toplantıda heyecanlı olan bir kişinin sesinin titrediğini görürsünüz. Daha sonra toparlar eder. Bizim de ilk yıllarımız öyle değil miydi? Kesinlikle. Bir seminere çıktığımız zaman. Seminere çıktığımız zaman sesimiz titriyordu. Aynen. Derken kendimize olan özgüven geldiğinde, kendimizi daha deneyimli hale getirdiğimiz zaman, konuları daha iyi öğrenip de daha iyi bir doktor olduğumuz dönemde sesimiz daha iyi çıkmaya başladı. Özgüvenimiz geldi çünkü. Ama hocam, Ferhan hocam şöyle oluyor mesela. Bizim ilk yayınlarımızda konuya hakimsiniz, her şey tamam. Diksiyonunuz iyi, eğitimini almışsınız. Açıyorsunuz ağzınız, ses çıkmıyor. O öğrendiğiniz her şey birden tamamen yok oluyor. Hani özgüven evet sesi etkiliyor. Sesin olmaması da özgüveni kıran bir şey. İşte o dönemlerde çok heyecanlıydınız. Yani bu dönemlerinizde sizin bu mesleki hayatınızı bu dönemlerinizde kesinlikle böyle bir şey başınıza gelmez. Yok. Yani bu dönemlerinizde başınıza gelebilecek şeyler sizin ses sağlığınıza dikkat etmemenizden dolayı bir şeyler başınıza gelebilir. Peki nedenler arasında neler var ses kısıklığı yapan? Birçok hastalık var ama herkesin en çok korktuğu şey benim sesim kısıldığı zaman acaba ben kanser miyim? Yani hep bundan korkuyor tabii insanlar. Yani nasıl çok öksürüyorsa acaba ben akciğer kanseri miyim? Der gibi. İşte başınız çok ağrıyorsa beyin tümörüyüm diye hastalar böyle gelirler. Bize de böyle gelirler. Yani acaba bir kanser var mı? Bu korku vardır hep. Ama kanserin yüzdesi daha düşüktür. Eğer sigara içmiyorsanız bir gırtlak kanseri olma şansınız o kadar çok yüksek değil. Var yine ama çok çok düşük. Şimdi tabii birçok hastalık var. Ses kısıklığı belirtisiyle bize kendini gösteriyor. Bunlardan bir tanesi siz biraz önce söylediniz nodüller değil evet mi? Nodül neden oluşuyor? Neden sesinizi olur yanlış hep kullanmaktan. Sesimizi yani zamanla yanlış kullanıyorsunuz. Nasıl doğru kullanacağız? Nasıl yanlış kullanacağız? Bir dakika yanlış ne? Ben bir önce yanlışı doğrusunu nasıl her zaman kullandığınız tonun dışında kullanıyorsunuz sürekli olarak. Her zaman kullanımınızın dışında. Örneğin ben sizden bu ses tonuyla burada konuşurken dışarıda birçok alet çalışıyor olsa
ve ben sesimi hep daha yüksek oranda size uzun süre kullanmaya başlasam yanlış kullanacağım. Çünkü ben sesimi daha yüksek tonda kullanmaya alışık bir insan değilim. Şimdi öğretmensiniz. Evet. Öğretmenlik hayatınıza başlıyorsunuz. Hiç sesinizi uzun süre kullanmamışsınız ve birinci sınıfta derse giriyorsunuz. Eyvah. Tamam. Anlaşıldı hocam. Çocukların hepsi konuşuyor ve siz sesinizi onların üstünde kullanmaya başlıyorsunuz. Yanlış kullanım başlıyor. Ama tek başına yanlış kullanım öyle olmuyor. Bir takım etkenler de devreye girebiliyor. Eğer alerjiniz varsa, burun tıkanıklığınız varsa, üst solunum yolu enfeksiyonu varsa onlar biraz daha işi etkiliyorlar ve bir nodül oluşumuna yol açıyorlar. Nodül aslında ayağımızdaki nasır gibidir. Nasır nasıl oluşuyor? Yanlış yürüyorsunuz. Yanlış ayakkabı giyiyorsunuz. Bunları değiştirdiğin zaman nasır düzelebiliyor erken dönemde. Sesinizi düzgün kullanmaya geçtiğiniz zaman da nodül geriliyor. Nodülü hiçbir zaman ameliyat etmeyiz. Yani nodülde sesini düzgün kullanmayı hasta öğretiriz biz. Nasırda da aynı şekilde. Nasıl düzgün kullanılır hocam? Çünkü hani konuşma eğitimi verir hale geldik artık. Ben konuşma eğitimi de veriyorum ama işte diyafram nefesinden bahsediyoruz. Nefesi burundan almak, ağızdan almak, onlardan konuşuyoruz ama siz konunun uzmanısınız. Öğrenelim ki hani ağızdan mı nefes alacağız konuşurken mesela, burundan mı alacağız? Onu diyaframa nasıl indireceğiz? Evet, valla şimdi önce susmayı öğreneceğiz, bir dinlemeyi öğreneceğiz. Çünkü ben merakla dinliyorum, bekliyorum. Şimdi bu konuyu aslında en güzel anlatabilecek kişiler ses terapistleridir. Türkiye'de ses konusuyla iki bölüm ilgileniyor. Birisi kulak burun boğaz hekimleri, ses hastalıkları ve bunların medikal ve cerrahi tedavileri. Hı hı. Bir de aynen bizim kulak burun boğaz uzmanlarının ortopedistler gibi fizik tedavi uzmanlarıyla ilişkisini düşünün. O ilişki kulak burun boğaz hastalıkları ve ses terapistleri arasında vardır. Ses terapistleri aynen fizik tedavi uzmanları gibi çalışırlar. Yani nasıl bir diz ameliyatı olduktan sonra fizik tedavi o bacak kaslarını güçlendirmeye çalışıyor. Ses teli bir kastır. Kası güçlendireceğiz. Doğru. Kası güçlendirmeniz lazım. Onun için güçlendirme egzersizleri yapıyorsunuz. Burada en önemlisi hatalarını kişinin yapmamasını sağlamak. Yani sesini her zaman kullandığı tonun dışına çıkmamasını sağlamak. Ve sesini eğer güçlendirmesi gerekiyorsa ona göre egzersizleri vermek. Şöyle bir örnek vereyim ben size. Ben maça gitsem 3. dakikada sesim kısılır. Çünkü ben hayatımda maça giden bir insan değilim. Yani öyle 3 kere 5 kere gitmişimdir. Bağırıyor musunuz gittiniz? Bağıramayınca da ne oluyor? Çevredeki insanlar diyorlar ki ya senin burada ne işin var? Evine git orada seyret diyorlar. Dolayısıyla da hiç maça gitmediği belli oluyor. Bağırmayanın tribünden atıyorlar. Ben maça gitmiyorum. Öyle ama mi hocam? Bağırmak olur mu istiyorsam öyle şey? Ben ses kaslarımı yani vokal kortlarımı güçlendiririm. Vokal kortlarımı güçlendirerek otururum 3 ay çalışırım. Ondan sonra maçlara gitmeye başlarım. Yani aynen bacak edesi gibi çalışır gibi. Biz ameliyat ettiğimiz her hastayı ses terapistimizden birlikte güçlendirmeye çalışırız. Aynen atletler gibiyizdir aslında. Vokal atlet. Yani siz mesela çok uzun süre konuşabiliyorsunuz. Evet. Ama herkes sizin gibi konuşamıyor. Şarkıcıları düşünün. 3 saat, 4 saat şarkı söyleyebiliyorlar. Ve sesleri ama, kısılmıyor. Ama kısılmıyor ve size geliyorlar diyorlar ki ben 4 saat söylüyordum şarkıyı fakat şu anda 2 saatin üstüne çıkamıyorum. Bir problemim var. Ama öbür taraftan hiç şarkı söylemeyen bir insan olarak mesela siz belki de 1 saat söyleyemezsiniz değil mi? Yok. Ama çalışırsanız siz birkaç saat şarkı söyleyebilecek halde gelebilirsiniz. Hep bir düşüneyim bunu hocam. Vokal atlet gibisiniz. Yani ve ben atletizm yapıyorum. Koşuyorum, maraton koşuyorum. Menisküs ameliyatı oldu. Menisküs ameliyattan sonra bana ne yaptırdılar? Kuadrisepslerimi, bacak adetlerimi çalıştırmayı. Yani onları güçlendirmeyi. Yani şimdi yeniden koşmaya başladım. Kilometreler habire artıyor. Ve burada güçlülük önemli. Yani ses telinizin güçlenmesi önemli. Peki ya boğazımızda gıcık olursa? Boğazda sürekli şöyle yaparsak mesela. Evet, boğazda gıcığı birçok şey yapabilir. Bunlardan bir tanesi alerjidir. Yukarıdan aşağıya doğru akıntılarınız varsa sürekli bunu siz boğaz temizlemeyi yaparsınız. Boğaz temizleme aynı zamanda sizin ses tellerinizin çevresindeki, çünkü o hareketi yaptıkça oradaki salgıyı da arttırıyorsunuz. Sesi düzeltiyorsunuz ama salgı yine bir şekilde artıyor. Bu konuda bir alerjiniz varsa alerji uzmanının görmesi gerekir bence. Bir kulak burun boğaz hekiminin görmesi gerekir. Ona göre tedavisinin yapılması gerekir. O akıntının azaltılması gerekir. Yukarıdan gelen bu akıntı enfeksiyon yoksa aşağıdan da gelebilir. Bir reflü. Yani midedeki asit ve pepsin. Reflü sesi etkiliyor değil mi? Çok etkiliyor. Asit ve pepsin yukarıya doğru geldikçe
bizim özofagusumuzun üst sfinkterine geçiyor. Oradan ses tellerinin hemen üzerine geldiği zaman yakıyor. Asit ve pepsin toksik etkiyi yapıyor orada. O toksik etki şarkıcı da şunu yapıyor. Ben 4 saat söylüyordum, 2 saate düştü. Yalnız hocam çok enteresan. Ben de üflemeli çalgı çalıyorum ve daha önce 4-5 oktav çıkartırdım bir nefeste. Şimdi 2-2,5'da kesiliyorum. Bu nefes egzersizinden mi, sesin çıkmamasından mı? İkisi de olabilir. Yani ses antrenmansız kaldığınız için olabilir. O da yani doğru. Aynen koşucu gibi. İşte ameliyathanelerde o yüzden ben antrenman yapıyorum. Eyvah orada bir yandan. Çok iyi bir şey, antrenmanıza devam edin. Mesela yaşlılıkta bizim sesimiz kısılacak. Yani neden kısılacak? Bir, yaşlandığımız için daha basınç azalacak. Az kullanmaya başlayacağız. Daha yalnız yaşayacağız. Pek kullanmayacağız. Sesini kullanmayan kişinin ses problemi olmaz bir kere. Yani sesini kullanan kişi daha çok ses problemini yaşar. Hı hı. Tabii. Yaşlılıkta da dolayısıyla da sesimizi çok kullanmadığımız için ses problemimiz olmayacak ama sesimiz zayıflamaya başlayacak. Adele de zayıflıyor, ses teli de zayıflıyor. Dolayısıyla da eğer sesinizi ameliyathanede böyle devam ettirirseniz yaşlılıkta hiç probleminiz olmaz. Hangi durumda mesela mutlaka doktora gitmemiz gerekir? Ses kısıklığınız 2 haftayı uzuyorsa mutlaka doktora gideceksiniz. Çünkü bizim burada en önemli problemimiz ve en çok korktuğumuz şey gırtlak kanseri. Hı. Hakikaten ses kısıklığının en erken belirtisidir ve yakaladığınız zaman %100 bir tedavi sağlıyorsunuz. Sonuçta bir şekilde o aslında bir hastalığa işaret ediyor. Tabii. Alarm veriyor aslında tabii. Sesle birlikte. İkincisi sizin ses kısıklığınız gerçekten yani bir nodül olabilir ama o nodülün dışında da hastalıklar olabilir. İşte polip, kist, enfeksiyon hastalıkları gibi birçok hastalık olabilir. Bunlar uzadıkları zaman sizin yaşam kalitenizi, mesleki hayatınızı olumsuz etkilerler. Ve de hakikaten daha sonra çözümlemeniz zor olan duruma gelirler. Onun için 2 haftayı geçtiği zaman bir an önce hekime gitmek ve problemlerin oluşmasını engellemek. Buradaki amaç o. Evet, Profesör Doktor Ferhan Öz. Çok güzel bilgiler gerçekten. Aldık. Çok teşekkür ederiz. Ama çok önemli bilgiler aldık. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok keyifliydi. Evet. Bizim için de öyle. Biz Günaydın Doktor ekibi olarak hiç konuşulmamış konuları konuşmaya devam ediyoruz. Ve öğrenmeye devam ediyoruz.